bir patlıcan bir insanı öldürebilirim. Çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Böyle 30 ila 40 dakika arasında. Maalesef öldürebiliyor. Korkutucu derecede bir kızarmaktan bahsediyorum. Garson yemek getirdi ve seçemediği bir yemek vardı. Patlıcan mı, püre mi diye sordu. Garsondan püre cevabı alınca onun patates püresi olduğunu düşündü ama aslında o patlıcan püresiydi. Ve o patlıcan püresinden sadece bir çatal ucu kadar aldı ve sonra da vücudunda reaksiyonlar başladı. Patlıcan püresi üzerinde et vardı ve ben eti yedim aslında. Ona bulaşmış püreyi yedim. Alttan çatalla yemedim. Gerçekten çatal ucu dediğim hakikaten çatal ucuydu. Ve bileklerime dahi şişmesiyle başlıyor. Ve sonra sivilceler şeklinde bir şeyler çıkıyor. En sonunda solunumum. Zaten en sonunda solunuma geliyor. Zaten hırıltılı bir soluma başlıyor. Bir patlıcan bir insanı öldürebilir. Maalesef öldürebiliyor. Bizim anafilaksi dediğimiz, alerjik şok dediğimiz tabloya nadir de olsa görülebiliyor. Alerjik reaksiyonlar içerisinde bizim en şiddetlisi, en tehlikelisi ve ölümle sonuçlanma potansiyeli olan hastalığımız alerjik şok tablosu. Özellikle meyveler, sebzeler masum gibi ama nadir de olsa neden olabiliyor. Artık hareket edemiyordum. Hani acil kapısına kadar gittim, koltuktan beni sedyeyle aldılar. Hani çünkü ben kendim kullanarak gittim, ambulansı bekleyecek zamanım yoktu. Anladım. Her an bir hastanenin önünden geçecek bir rotam vardı. Bir çatal ucu kadar almasaydı, bir dolu çorba kaşığı kadar alsaydı ve tüketseydi reaksiyon daha mı farklı olurdu? Ne olabilirdi? Az miktar alerjen, o içerisindeki protein az olduğunda sadece temas ettiği dudakta kızarıklık, damakta kaşıntı ile mevcut olay tamamlanırken aldığınız miktar porsiyon arttığında bu ilerleyip reaksiyon bizim küçük dilde şişlik dediğimiz uğulada şişlik olabiliyor, nefes almada güçlük olabiliyor, kusma, bilinç kaybı, bayılma ya da kalp durmasına kadar gidecek şiddetli reaksiyonlarla karşımıza gelebiliyor. Solunum yollarımı açmaya yönelik bir ilaç yapıldı. Ardından da antialerjen bir şey yapıldı. Serum yapıldı. Evde ilacım olup olmadığını sordular. Var dedim. Ne olduklarını sordular. Onları da söyledim. Oradan yürüyerek çıktım. Aslında Doğukan Manço'nun patlıcana alerjisi vardı ve hayatında üçüncü kez patlıcandan dolayı böyle bir reaksiyon yaşamıştı. Uzmanlar şunu ifade ediyor, yetişkinlerin sebzelere, meyvelere karşı ender de olsa alerjileri olabiliyor diyor ama şu konuda uyarıyorlar. Bu alerjik reaksiyon yetişkinleri ölüme kadar götürebiliyor. Ne gibi reaksiyonlar alırlarsa hemen acil doktora sizlere gelsinler. Aslında her türlü besin alerji yapabilir. Bu yüzden siz bir besini tükettikten sonra tüketir tüketmez ilk 2 saat içerisinde dudakta kaşıntı, ağız etrafında kızarıklık, dudakta şişlik, nefes almada güçlük ya da o ilacı besini aldıktan sonra kusma, karın ağrısı, tansiyon düşmesi, hırıltılı solunum ya da şok tablosu oluyorsa mutlaka bu kişinin ayrıntılı alerji testlerinin yapılması gerekiyor ki neden uzak durması gerektiğini bilmesi gerekiyor.